Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutundaki yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası, iki lider detaylı açıklama yapmadı. Görüşme sonrası Putin, "Görüşme çok yararlı ve önemliydi," derken, Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık," ifadelerini kullandı. Erdoğan'a ziyaretinde Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Soçi'deki görüşme, Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin ve çatışmaların arttığı bir dönemde yapıldı. İnterfat, çevirmenleri eşliğinde baş başa görüştüler. Rus İnterfat Haber Ajansı, iki liderin çevirmenleri eşliğinde baş başa görüştüğünü yazdı. Rusya Devlet Kanalı Rossiya 24 tarafından yayınlanan görüntülerde görüşme sonrası Putin'in Erdoğan'ın elini sıkmadan önce, "Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Çok yararlı ve önemliydi. Temasta kalacağız," dediği görüldü. Putin görüşme öncesi ise Erdoğan ile birlikteyken yaptığı açıklamada, "Türkiye ile işbirliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum," dedi. Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Rus lider, Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor," diye konuştu. Putin, ayrıca Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı ticari faaliyetlerine de değindi. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının toplam 1,5 milyara, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 6,5 milyar dolara ulaştığını ve büyük projelerin hepsinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Putin, Rusya'nın inşa ettiği Türk akımı doğal gaz boru hattı sayesinde Türkiye'nin, Avrupa'yı etkisi altına alan bir gaz krizinden korunduğunu söyledi. Putin, "Ve şimdi, Avrupa gaz piyasası oldukça zor, çalkantılı bir süreçten geçerken, Türkiye kesinlikle güvende ve istikrarlı hissediyor," dedi. Erdoğan, "Suriye'de barış, Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Erdoğan da, özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var," dedi ve ekledi. "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci partisi 400 füzeleri almayı planladığını söylemişti. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü konuyla ilgili bir soruya, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz," cevabını vermişti ve böyle bir adımın, ek yaptırımları tetikleme riski taşıdığını, kaydetmişti. Putin ile Erdoğan'ın görüşme sonrası antikor sayısı diyaloğu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği yaklaşık 3 saat süren toplantının içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Ancak iki lider arasında antikor sayısı ile ilgili bir diyalog yaşandı. Putin'in antikor sayısını 15-16 olarak söylemesinin ardından Erdoğan, "Benimki binin üzerinde," dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok yararlı ve kapsayıcı olduğunu söyledi. Erdoğan da sosyal medya hesabından görüşmenin çok verimli olduğunu yazdı. Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında Devlet Başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin COVID-19 nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların 3. doz COVID-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antikor sayısının kaç olduğunu sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi.
Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi. Putin, benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım, ifadelerini kullandı. Putin'in Erdoğan'a 3. aşıyı Rus, Sputnik aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, onu ben de BioNTech olarak aldım, dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi. Erdoğan ile tokalaşırken Putin, ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız, ifadelerini kullandı.